Milyon yıllık kalın buzul tabakasının derinliklerinde sessizce gizlenen bir şey var ve sert buz tabakalarını yarmak için pusuda bekliyor. Bu muazzam buzlu arazi, volkanik açıdan fazlaca zengin bir alanın üzerinde oturuyor ve bu videomuzda bu volkanlar uyanmak üzere. Antarktika, dünyadaki en soğuk ve en gizemli kıtadır. 2013 yılına kadar bilim adamları iki küçük deprem kümesini tesadüfen tespit edene kadar kıtanın altına gömülü aktif yanardağların olduğunu bilmiyorduk. Bu volkanik keşiflerin ardından derinleşen araştırmalar sonrası Antarktika, buzun altını tarayabilen radarlarla tarandı ve altındaki volkanik yapının çok daha fazla olduğu anlaşıldı. Şu an için kesin olarak bilinen 138 volkan var ve bunlar henüz bizim bildiklerimiz. Bu videomuzda Antarktika altında olduğunu bildiğimiz 138 volkanın aynı anda uykudan uyanması ve patlaması durumunda başımız ne kadar derde girerdi ve neler olurdu bunlara bakacağız. Yanardağlar veya volkanlar sadece dünyada değil, evrenin her noktasında bulunan oluşumlardır. En yakın olanlarından örnek vermek gerekirse, Jüpiter'in ayı Io'da, Satürn'ün ayı Enceladus ve gezegenimizin komşusu Venüs'te yanardağlar bulunmaktadır. Tabi dünya dışındaki hırçın volkanların patlamasında bir sakınca yoktur. Zira orada bu patlamalardan etkilenecek bir canlı yok. Ama dünyamızda bu durum böyle değil. Tek başına patlayan bir yanardağın bölgesel ve küresel çapta insanlığı nasıl etkileyebileceğini geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz. Yanardağ patlamaları bölgesel olarak yüksek sayıda can kayıplarına, on binlerce insanın evlerini kaybetmesine, büyük depremlere ve yoğun miktarda zehirli gaz salınımına sebep olurlar. Küresel çaptaysa hava kirliliğine ve hava trafiğinin çok geniş alanlarda aksamasına sebep olurlar. Bir volkan patlamadan önce çeşitli uyarı işaretleri verir. Bunlardan önce olanı deprem dalgalarıdır ve zeminin altında erimiş kayaların hareket ettiğini gösterir. Sonra olaya lav, kül ve ısınmış gazlar dahil olur. Erimiş kayaların oluşturduğu lav akıntıları saatte 10 km hızla hareket ederler. Ama büyük patlama meydana geldiğinde yanardağ püskürmeye başlar, aşırı ısıtılmış gazlar ve kül kombine bir hareket yaratır ve buna piroklastik bulut denir. Bu bulut 700 derece sıcaklığa ulaşabilir ve 80 km saat hızla hareket edebilir. Bu noktadan sonra volkanın öfkesinden kaçmak daha zor bir hal alır. Şimdi videomuzun konusuna gelelim ve Antarktika altında bulunan 138 yanardağın aynı anda patladığını varsayalım ve bu durumda neler olacağına bakalım. Aslında Antarktika'nın yanardağları diğer volkanlardan biraz farklılar. Çünkü 4 kilometreden kalın olan buz katmanlarının altına gömülmüş durumdalar. Bu da yüzeye çıkan volkanik gazlarla hemen uğraşmayacağımız anlamına gelir. Ancak buz, açığa çıkan ısı nedeniyle içeriden erimeye başlayacaktır. Kalın buzul tabakası altında devasa mağaralar oluşmaya başlayacak ve önemli miktarda erimiş su tabakaların altında birikecek. Bu su, mağaralar içe doğru çöktüğünde kopan buzulların daha hızlı hareket etmesine imkan verecek. Sürekli kopan Antarktika buz örtüsü okyanusa doğru ilerleyecek ve işler bir domino etkisiyle çirkinleşmeye başlayacak. Bu noktaya kadar buzun muazzam ağırlığı volkanlar üzerinde baskı yapıyor ve onları sabit tutuyordu. Ancak bu baskı eriyen her buzulla azalıyor, sonunda üzerindeki baskı azalan yüzden fazla volkan patlıyor ve magma dışarıya çıkacak bir yol buluyor. Üstelik gerçekleşen patlamalar haberdar olmadığımız başka volkanları da tetikleyebilir. Volkanlar birer birer patlamaya devam ederken daha fazla erimiş su yaratılacak ve Antarktika'nın çoğu okyanusa doğru akacak ve sıcak okyanus akıntıları ile karışarak bu akıntıları bozacaktır. Bu hem iklim değişikliğine hem de su altındaki yaşamın olumsuz etkilenmesine sebep olur. Bunca zaman orada olan buzullar tamamen eridiğinde altında hapsettikleri metan gazı atmosfere karışacak, bu ozonu seyreltecek ve ozon tabakasında yeni bir delik açılacaktır. Ancak bu durum, buzullar tamamen eridiğinde ortaya çıkan sorunlardan en az endişelenmeniz gereken olabilir. Çünkü Antarktika'nın tüm buzu eridiğinde küresel deniz seviyesini yaklaşık 60 metre yükseltecektir. Bu durum, bildiğiniz dünya haritasını tamamen değiştirecek ve dünyaca ünlü birçok kıyı kenti tarihe karışma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Ani yükselen su seviyesi, şehirleri yutan sel baskınlarına yol açacak ve yüz binlerce insanın canına mal olacaktır. Bu durum, milyonlarca insanı da
göçe zorlayarak evsiz kalmalarına yol açacaktır. Yükselen deniz seviyeleri, daha yavaş hareket eden, daha fazla yağmur yağdıran büyük kasırgalara ve tayfunlara sebep olacaktır. Daha önce hiç görmediğimiz büyüklükteki fırtınalar, yeni kıyı bölgelerindeki insanların ve yaban hayatının yaşam alanlarını kaybetmesine sebep olacaktır. Tuzlu suyla kirlenen tarımsal toprak verimini yitirip kullanılmaz hale gelecek, dünyada derin bir kıtlık başlayacaktır. Ama bir saniyeliğine Antarktika'ya geri dönelim. Şimdi tüm buz eridi. Peki öfkeli magmaya ne oldu? Merak etmeyin, dünya lav nehirlerine sahne olmayacak. Püskürmeler su altında olduğu için magma Antarktik Okyanusu'nun soğuk sularında katılaşacaktır. Su altında katılaşan magma zamanla yüzeye ulaşarak Antarktika'nın kendi ana karasının yüz ölçümünü arttırabilir. Bu da bütün felaketlerden sonra Antarktika'da insanların yerleşebileceği daha çok alan demek. Ama işler burada bitmiyor. Volkanlar karada patladığında karbon monoksit, metan, karbondioksit ve nitrojen dahil birçok ısıtılmış gaz ve bir miktar su buharını atmosfere püskürtürler. Bir volkan patlaması atmosfere ortalama 645 milyon ton karbondioksitin yayılmasına sebep olur. Eğer Antarktika yanardağları patlarsa, üzerlerindeki buz kütlelerini de patlatacak kadar güçlü oldukları bilim insanları tarafından artık biliniyor. Ve salınacak zehirli sera gazlarının insanlığı yok olma sınırına getirmesi neredeyse kaçınılmaz olacak. Bir örnek vermek gerekirse, Antarktika'nın yüzey yanardağlarından biri Takahe Dağı yaklaşık 18 bin yıl önce patladı. Havaya zehirli kimyasallar püskürttü ve ozon tabakasında büyük bir delik oluşturdu. O delik güney yarım küreyi ısıttı ve buzulların erimesine sebep oldu. Bu son buzul çağının tamamlanmasına yardımcı oldu. O tek bir volkandı ve dünyada büyük değişimlere yol açtı. Bununla kıyaslandığında yüzden fazla volkanın aynı anda patlaması gezegenimiz için olmasa da insanlık için büyük bir felaket olacak. Ama endişelenmeyin. Antarktika'nın yanardağları bir anda patlamayacak ve eğer uyanmaya başlarlarsa patlamaları da 10 yıllar alacaktır. Dünyamızın güneş etrafındaki yolculuğuna sakin sakin devam etmesi sizi yanıltmasın. Bu gezegen hala tehlikeli ve vahşi. Irkımızı korumak için bizim tek yapmamız gereken yaşadığımız coğrafyaya biraz özen göstermek. Aksi halde inanın, insan ırkının dünya yüzeyinden silinmesi dünyanın hiç umrunda olmayacaktır. Yaşam biz olmasak da illaki bir yolunu bulup devam eder. İnsanlığı kendi yok oluşundan koruyabilecek yegane güç yine biziz. Bilimle kalın.